İnsan olmayı başaramadığımız müddetçe ne inandığımızın bir değeri kalmıyor. İnsandır, her şey beklenebilir. Kötülük yapmaktansa kötülüğe uğramak çok çok daha iyidir. Kötülüğe uğradınız mı? Bunu gören bir Allah var. Adaletin mutlaka tecelli edeceği kaçınılmaz bir gün var, hesap günü. Ama emin olun hesap günü de kalmıyor. Bu dünyada da mutlaka kötülük yapan kötülüğü buluyor, inanın buluyor. Ve sonradan insan böyle arkasına yaslanıp diyor ki Allah'ım sen ne kadar büyüksün. YouTube kanalımda haber başta olmak üzere güncele dair, ekonomiye dair, sağlığa dair, siyasete dair, psikolojimize dair, hatta astrolojiye dair bile e, söyleşiler var. Ve fakat benim için yeri ayrı olan hangisidir diye sorarsanız anlamlı sorular derim. En çok bu programda zenginleştiğimi hissediyorum. Bugün de konuğum doçent doktor Emre Dorman. Hocam hoş geldiniz. Hoş Çalışmamızın da işe gitmemizin de bir aine kurmamızın da temel sebebi aslında hayata bir anlam katmak. İslamiyet'in insanla ilgili insana yüklediği anlam nedir? Doğadaki canların tamamında da ortak bir payda görüyoruz. İnsan da buna dahil. Yemek, işte içmek, hayatta kalmaya çalışmak ve üremek. Aslında insan dahil doğadaki tüm canlıların ortak paydası bu. Ama insanı diğer tüm canlılardan ayıran farklı bir nokta daha var. O da insanın tüm bunların anlamı nedir sorusunu soran bir varlık olarak karşımızda duruyor olması. Bence bu çok değerli bir şey. Yani biyolojik ve genetik olarak doğadaki canlılar zaten ortak paydayı paylaşıyoruz. Ama neden mesela Diğer canlılarda felsefi sorgulamalar yok. Niye onlar siyaset yapmıyorlar? Niye hukuktan, ahlaktan bahsetmiyorlar? İslam aslında bize zaten yaratılışımızdan bize verilmiş olan o özellikleri, o güzellikleri hatırlatmak ve onları aslında dışarıya çıkarmak için vardır. Yani bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmak için vardır. Her neye inanıyor olursanız olunmak. Bu işte İslam olur, ne bileyim Hristiyanlık olur, Yahudilik olur, herhangi başka bir inanç olabilir. İnsan olmayı başaramadığımız müddetçe ne inandığımızın bir değeri kalmıyor. Doğadaki canlıların hiçbirinin dini veya ahlaki yükümlülükleri yok. İnsan olduğu gerçeğine göre hareket etmek, bu aleme neden geldiğini kavramak, bunu sorgulamak ve ona göre bir hayat yaşamaksa ve yaşadığı hayatı anlamlı kılmaksa insanın hem yaratıcısına karşı hem de yaratıcısının yarattıklarına karşı görev ve sorumlulukları var. İşte Hı -hı. İslam bize bunları hatırlatıyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu görev ve sorumluluklar neler? Hı -hı. Yani mesela siz bu dünyaya gelip başıboş olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Yani kendi kendimizin nedeni değiliz. Ve sadece ben merkezli bir hayat yaşayamayız. Hı -hı. Bencil olamayız mesela. İslam bize bunu hatırlatıyor aslında Hı -hı. temelde. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl insan kalabileceğimizi hatırlatıyor. Yani insan olarak dünyaya gelmek bizim tercihimiz değil. Hiçbirimiz insan olmayı tercih etmedik. Yani bize önümüze seçenekler sunulmadı. Bir sincap mı olmak istersin, bir <laughs> insan mı olmak istersin diye. İnsan olarak dünyaya gelmek bizim tercihimiz değil. Ama bakın şu bizim tercihimizle alakalı bir durum. İnsan olarak kalmak. Her şey mübah anlayışı özellikle güç için, para için, iktidar için çok sık karşımıza çıkıyor. Bir koltuk, makam, mevki için yakınında böyle sizinle benim oturduğumuz gibi yakınlıkta oturan iş arkadaşına ihanet eden, evet. iftira atan. Örnekler o kadar Aynen çok olsun. ki, e, yani böyle bir çağda insan kalmayı nasıl başaracağız peki? Herkes bu kadar kötüyken, kısacası biz nasıl iyi kalacağız? Ama zaten e, güzel olan da o değil mi? Yani herkesin iyi olduğu bir ortamda insan iyi olmasının onu ayrıca bir boyut olmaz. Ama bu kadar kötülük varken, bu kadar diyeyim ki kötüler varken insanın yine bütün bu kötülüğe karşı bu kötülere karşı dimdik durabilmesi, kararlı bir duruş ortaya koyabilmesi iyi olabilmesi, iyilerden olabilmesi ve iyiliği yaymak için çabalaması. Bence en değerli olan bu zaten. Ve kıymetli olan da bu. İhsatta böyle öğretilen temel şeylerden bir tanesidir. Sınırlı kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar değil. Bu o kadar yanlış bir anlayış ki mesela. Yani aslında ne kaynaklar e, sınırlı ne de ihtiyaçlar evet, sınırsız. Da. Böyle değil. Bunu biz bu hale getiriyoruz. Hı. Bakın bu bencillikler, bu doyumsuzluklar yani düşün ki az önce ifade ettiniz mesela. Normalde bir insanın eee Arkadaşım dediği bir insanla, ya da dostum dediği bir insanla, ya da kardeşiyle, anne babasıyla, yani şöyle bir hukum olması beklenir. Ya onun mutluluğu senin mutluluğun olması Tabii. lazım. Onun başarısı senin başarın olması lazım. Bunda gurur duyman lazım. İmrenmek gibi çok güzel kavramımız var bizim mesela, kıskanmak, haset etmek ama imrenmek. Yani işte simge çok başarılı bir insan. Ya ben de onun kadar çalışayım. yani Çünkü kendini oluşmuyor, değil mi? İnsanların emekleri var, yıllara dayanan çabaları var, kendini geliştirmesi var. Ben de geliştireyim kendimi. Ben de çabalayayım. Ben de uğraşayım. Hatta işte ne ona danışayım mesela. Hani ne gibi zorluklarla karşılaştı, onları nasıl aştı? Konuda mesela yardım isim Hayır değil. Simge olmasın ben olayım. Emre olmasın ben olayım. İki şey var bizi çok tüketen. Bir kibir. Evet. Bu bizi mahvediyor. Yani evet. o egolar mahvediyor bizi. Bir de bu haset ve kıskançlık. Bence biz insanları memnun edecek veya insanları razı edecek bir hayat yaşamaktansa gerçekten bizi var eden, sahip olduğumuz her şeyi bize veren, Allah'ın memnun olacağı bizden ve razı olacağı bir hayatı öncelememiz gerekir. Böyle olursa o zaman şöyle yaklaşırız olaylara. İnsandır, her şey beklenebilir. Hı hı. Vefasızlık da beklenebilir, nankörlük de beklenebilir, ihanet de beklenebilir, ne bileyim işte dedikodu, işte ne bileyim iftira, yalan, karalama, her şey beklenebilir. Önce bir bu konuda alabileceğimiz tedbirler varsa elimizden gelen o tedbirlerimizi almamız lazım. O kendi güvenlik çemberimizi elimizden geldiği kadarıyla oluşturmamız lazım. Ondan sonrasında gerçekten Allah'a havale etmek lazım. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum bakın. Kötülük yapmaktansa kötülüğe uğramak çok çok daha iyidir. Çünkü kötülük yaptığınız zaman aslında o kötülüğü kendinize yapmış oluyorsunuz. Kötülüğe uğradınız mı? Bunu gören bir Allah var. Adaletin mutlaka tecelli edeceği kaçınılmaz bir gün var hesap günü. Ama emin ol hesap gününe de kalmıyor. Bu dünyada da mutlaka kötülük yapana kötülüğü buluyor. İnanın buluyor. Ve sonradan insan böyle arkasını yaslanıp diyor ki Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Ya sen ne kadar büyüksün. Çünkü bakın haram lokma dediğimiz bir şey var değil mi? Kim bunun hayrını görebilir? Biz dışarıdan baktığımız zaman diyoruz ki bu insana bu kadar şey yapıyorlar. Niye başlarına bir şey gelmiyor? Kimsenin iç dünyasını bilmiyoruz ki kimsenin yaşadıklarını tam olarak bilmiyoruz ki. Belki ne buhranlardan geçiyor, ne krizlerden geçiyor, ne huzursuzluklar var, ne korkuları, ne kaygıları var belki. Bunları bilmiyoruz dışarıdan bakımız. Ama mesela siz helal rızkınızı kazandığınız zaman, boğazınızdan kendi ailenizin, çocuk çocuğunuzun boğazından o helal rızkı geçirdiğiniz zaman akşam evde kimsenin hakkına girmeden, kimseye bir kötülük yapmadan, toplumda bir fesat çıkarmadan bir gün geçirebilmişseniz hı hı. bunun huzuruyla uyuyabiliyorsunuz. Bu dünyanın en büyük zengin, en büyük serveti. Kalben siz biliyorsunuz. Allah'ım ben farkında olmadan yapmış olabilirim. Yani ama bunu sen de biliyorsun ki ben bilerek yapmadım. Farkında olmadan da yaptığım bir şey varsa ne olur sen bana bunu telafi etme imkanı ver. Eğer kalp kırdıysam, gönül kırdıysam ne bileyim hı hı. farkında olmadan bir insan hakkına girdiysem sen bana lütfen bunu telafi etme fırsatı ver, şansı ver demesin. İnsan Allah'a yönelir ama en azından vicdanı rahat olur. Tabii ki insanız hepimizin eksikleri var. Noksanlarımız var. Bu gayet doğaldır. Allah bizden kusursuz ve mükemmel olmamızı istemiyor. Çünkü kusursuzluk, mükemmellik Allah'a ait olan bir şey. Hı, hı Tabii ki hata yapacağız. Günaha da gireceğiz. Bunlar gayet doğal. Ama insanın bu hatasını veya işte farkında olmadan işlediği günahı fark edip bunu dediğim gibi bundan pişmanlık duyması, buna tövbe etmesi, Allah'tan af dilemesi Hı -hı. Ve mümkünse bunu telafi etmesi önemli. Neye inandığımızın değil, o inandığımız şeyle ne oranda örtüştüğümüzün, ne kadar tutarlı olduğumuzun bir anlam ve değeri var. Hı -hı. Yoksa ağzınızdan Allah düşmez ama hayatınızı Allah yokmuş gibi yaşarsınız. Kur'an Kur'an dersiniz, hiç Kur'an'a uymayan şekilde hareket edersiniz. Ne bileyim, peygamberimizi sürekli anarsınız ama onun örnek yaşantısından çok uzak bir hayat yaşıyor olursunuz. Bakın Peygamberimiz Mekke fethedildiği zaman, hiç kimsenin dinini değiştirmesini zorlamıyor kimse. Müşrikler hala müşrik olarak kalabiliyorlar. Sizin mal, ırz güvenleyeceğiniz bizim kontrolümüzde elimizin altındadır diyor. Yani böyle bir toplum mühendisliğine soyunup herkese tek tip yapmak gibi bir görev kimseye vermemiş Allah. Peygamberimize dahi vermemiş. Bak Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize diyor ki Allah biz seni diyor insanlar üzerine bir bekçi çıkılmadık Biz seni insanlar üzerine bir zorba kılmadık. Hesa tebliğ etmek sana hesap sormak bize düşer diyor. Ya düşün ki Allah peygamberimize bile böyle bir yetki vermiyor. Sen onu işte zorla iman ettir. Sen ona zorla ibadet yaptır. Yunus suresi 99. ayet Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer Allah isteseydi yeryüzündekilerin tamamı da iman ederdi. Şimdi iman etmeler için onları sen mi zorlayacaksın diye soruyor peygamberimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumadığımız için hı hı. bu ayetler maalesef ki hayatımıza inmiyor. Bu ayetler hayatımıza inmediği için de kulaktan dolma, örfü adete geleneğe dayalı, veya bir takım ideolojilere dayalı, bir din anlayışını herkese dayatmaya çalışıyoruz. E ne oluyor peki? Günün sonunda insanlar daha dinler mi oluyor? Yani etrafımızda bunun az mı örneği var? Yani bir İran'a baksanız, bir Suudi Arabistan. A. Suudi Arabistan bile şu anda daha normalleşmeye başlıyor. Tabii. Yani biz garipleşiyoruz. Tabii. Afganistan'da birçok bölgede ya da Afrika'da mesela Şimdi burada insanlar daha mı dinler oluyorlar? Daha mı içten oluyorlar? Daha mı samimi insan oluyorlar? Hayır. Tam tersine dinden uzaklaşıyorlar. Fırsatını bulan hem o ülkeden kaçmaya Kaçıyor. çalışıyor. Aynen öyle. Ve düşünün ki acı olan nedir? Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışıyorlar. Amerika'ya kaçmaya çalışıyorlar insanlar. Halbuki Müslümanların yaşadığı yerde adaletin olması beklenir. Müslümanların yaşadığı yerde merhametin olması beklenir. Müslümanların yaşadığı yerde hoşgörü iklimin olması beklenir. Ben mesela derslerimde işte İslam felsefesi, din felsefesi, bazen kendisini ateist veya deist olarak tanımlayan öğrencilerim oluyor. Ne yapacağım benim için çocuklara? Üniversite burası yani. <laughs> burası bir dergah tekke değil ki. Tabii. Ne diyeceğim? Sen inanmıyorsan bu derse girmemeyeceğim. Tam tersi benim hoşuma gidiyor. Niye? Tabii Çünkü ki. tartışma ortamı oluşuyor Tabii. güzel. Tabii. Kaliteli tartışma ortamı oluşuyor ve bu ortamda insanlar belki dikkati daha fazla e, uyanabiliyor. Fikrini değiştirdiğiniz öğrenciler oluyor mu mesela? Çok oldu. Yaklaşımını en azından. Çok oldu. Şöyle fikrini değiştirmekten ziyade şöyle oldu. Ön yargılarını yıktığım oldu. Çünkü gençlerin bakın büyük çoğunluğu tepkisel. Şimdi ben mesela Kur'an-ı Kerim anlamıyla buluşmamış olsam bugün belki birçok gencin e, kendini bu şekilde tanımladığı gibi belki savrulabilirdim. Niye? Çünkü bize geleneksel olarak anlatılan, dayatılan veya işte ortaya din diye sunulan hı hı. bilgilerin büyük çoğunluğunda insan aklına, yaratılışına, vicdanına sığmayacak iddialar, öğretiler var. E şimdi bunu bir bünyaya ki. Hangisi mesela ilk aklınıza gelen? Ya falan. şimdi mesela en basitinden bakın. Daha programımızın başında bir şey söyledik. İnsanın anlam arayışı. İnsan anlam arayışı nasıl yapar? Aklını kullanarak yapar. Tabii. Gözlemleyerek yapar. Sorgulayarak yapar. Yani din adına akla düşmanlık yapan çok ciddi bir kesim var bugün Türkiye'de. Maalesef. Din adına bilime düşmanlık yapan çok ciddi bir kesim var bu ülkede. Din adına sanata düşmanlık yapan çok ciddi bir kesim var bu ülkede. E şimdi mesela siz düşünün. Akıl, bilgi, bilim, sanat. Adamlar her şeye karşı. Ben bazen diyorum ki ya Beşiktaş çarşı bile bu kadar şey karşı değil. Hani çarşı her şeye karşı değil arkadaşlar asıyorlar. Ya şey. <laughs> ya, yani bu kadar her şeye karşı olunur mu? Adamlar her şeye karşılar. Şimdi her şeye karşılar ve hayatımızı daraltıyorlar. Bizi bunaltıyorlar, boğuyorlar bizi. Ya bakın. Allah gerçekten bu ülkede bu zihniyette insanlara o fırsatı vermesin. Ama tamam. o fırsatı, o gücü ellerine geçirdikleri gün emin olun hepimizin hayatına müdahale etmeye başlayacaklar. Bakın yanlış anlamayın. İnanmayan insanların değil, inanan insanların bile hayatlarına müdahale etmeye başlayacaklar. Sen niye öyle inanıyorsun? Allah o günleri göstermesin. Tamam. Yani bu ülkenin evet. ben her zaman aklına ve vicdanına inanıyorum. Yani bu ülkenin mayasına her zaman inanıyorum, güveniyorum. Ama yani düşünün mesela şimdi böyle bir din dayatmasında bir insan, bir genç böyle bir dine inanmaz ki. Ve şöyle der, din böyle bir şeyse ben almayayım. almayayım yani. Bu kadar açık ve net. İslam'da müziğe karşı olmak için, sanata karşı olmak için, resme, heykele karşı olmak için Kur'an-ı Kerim'den tek bir delil dayanak getiremezsiniz. Tek bir delil dayanak getiremezsiniz. Hatta tam tersine Hz. Süleyman'ın İslam peygamberidir. Sarayında heykeller olduğu geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ayet. Düşünebiliyor musunuz yani? Ya, Hazreti Süleyman aşağı tapıyor muydu onları? Hayır. Eğer diyorlar biz heykel karşı olmazsak insan heykele taparlar. Sen ya da biz, tapmadığın müddetçe. Ya da biz müziğe karşı olmazsak müziğin sözlerin içerisinde <laughs> dine aykırı sözler olur. O zaman bunu yasaklıyor. Biz işte resim yapılırsa Allah'ın sanatını <laughs> işte bunlar taklit etmeye çalışıyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar. Bunu yasaklıyor. Ya şimdi mesela bugün Hindistan'da yüz milyonlarca insan <laughs> iğneye tapıyor. Ya yani şimdi mesela siz Hocam, niye tapmak istedikten sonra şuna bile taparsınız. tapar adam Zaten tapıyor sabah akşam neresi tapar çok <laughs> insan. Yani şimdi mesela iğneyi sütünü kullanıyor musun? Sen kullanıyorsun. O sütten yapılan yoğurdu peyniri yiyor musun? Yiyorsun. E şimdi dolar mesela Japonya'da güneşe tapıyor. Sen şimdi güneşe tapıyorlar diye güneşe haram kullanıyorsun mesela. Ya ateşe tapıyor bir adam. Sen ateşi Tabii. kullanmayı vazgeçiyor musun yemeğini pişirirken? Evet. Ya yani bakın o kadar bu kadar tutarsızlık, bu kadar mantıksızlık. Evet. İşte neden? Aklı gerektiği gibi kullanmadık evet. dedi. Şimdi evet. Kur'an-ı Kerim'de Yüzlerce ayet var akla vurgu yapan, düşünmeye, sorgulamaya, anlamaya, hı. kavramaya, gözlemlemeye hala bakmıyor musunuz diyor Allah, hala görmüyor musun, hala akletmeyecek misiniz diyor, bu kitabı siz akledesiniz diye akledenler düşünsünler de indirdik diyor. Ya inanabiliyor musunuz ya kitap bu kadar vurgu yapıyor. Hı hı. Adamlar din adına akla karşı, ama akla karşı çıkmaların bir kendi içinde anlaşılır Sefet bir tarafı var. var. Şöyle. Şimdi. Herkes bir şey düşünür ve düşündüğünü söylerse bu da e, vaz veren adamın fonksiyonu ne olacak? Hiç. Ha, o zaman diyor ki siz düşünmeyin. Biz o bize bırakın. <laughs> ama bakın dikkat edin. Akla düşmanlık yapıyor ama akla düşmanlık yaparken bir aklını kullanarak yapıyor. Evet. Herkes düşünürse kargaşa çıkar diyor. O zaman biz düşünelim. Siz biz yani kendisine haram etmiyor aklı yani. Kendisi kullanabiliyor aklı. Bir başkasının kullanması. İşte